Hristiyanlarda pazar günü kutsal. Yahudilerde cumartesi kutsal. Bizim kutsal günümüz hangisi? Cumadır. Pazarı cumartesiyi kutsal saymadık. Cuma günü mübarektir. Cuma günü. Selamlaşmada Yahudiler parmaklarıyla, Hristiyanlar elleriyle, Müslümanlar selamun aleykümle selamlaşırlar. Başka men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Benzemeye çalışmak, özenti, kendine yabancılaşmak. Toplum olarak kendi değerlerimizi bilmiyoruz. Şu gün 31 Aralık 2020'deyiz. Yarın 1 Ocak 2021 girecek biliyoruz doğru. Peki yıllarca hicri takvimi kullandık biz. Bugün hicri takvim olarak günü bilen var mı? Ayı bilen var mı? Yılı bilen var mı? kaç kişi biliyor? Özümüze yabancılaştık. Doğru takvim kullanmak yeni bir yıla girmek onu da söyleyeceğim. Günah mı? Hayırlı yıllar yeni yıl 2021, hayırlı olsun. Allah güzel seneler nasip etsin, güzel seneler, hayırlı seneler demek günah mı? onu da söyleyeceğim. Başka, Sevgili kardeşlerim. 1 Ocak 1 Ocak yılbaşı yılın başı. Ama Hristiyanlar da 25 Aralık İsa Aleyhisselam'ın doğumu Noel diyorlar. Noel yortusu. 25 Aralık bazı mezheplerine göre de 6 Ocak. 6 Ocak'a kadar devam ediyor. Bu arada yılbaşında birleştiriyorlar. Yılbaşı kutlaması Hristiyanlıktan gelmiyor aslında. 1 Ocak kutlaması Hristiyanlıktan gelmiyor. Çam ağacı kutlaması Hristiyanlıktan gelmiyor. Putperestlikten geliyor. Hristiyanlar da ilk 3-4 asır mücadele ettiler. Hatta 16. yüzyılda bunlar bir dönem yasaklandı vesaire. Bunlar da yasaklandı. Şimdi milli piyango içi kumar onlara da Geleceğim. Ama söyleyeceğim bir iki daha var. Biz Fatiha'yı okuyoruz değil mi? İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'în. İhdines sıratal müstakîm. Bizi dost doğru yola ilet Allah'ım. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gayril mağdubi aleyhim. Kızdığın... Bu ettiğinlerin yollarına değil. Kim bunlar? Yahud. Yahudiler. Velat <laughs> dalin sapıtanların dinlerini tahrif edenlerin yoluna bizi iletme Allah'ım. Kim bunlar? Hristiyanlar. Fatiha'da okuyoruz. Akşam onlar gibi eğlence yapıyoruz. Çelişki var. Namazı kıldın, yatsı namazını kıldın. Dedin ki Allah'a İhtinas sılaat al müstakim sılaat allezine en ante aleyhim gayrin maadu ve aleyhim milad taalin. Bizi onlara benzetme Allahım. Ama çerez yiyelim, meyve yiyelim, oyun oynayalım, sabaha kadar eğlenelim. affedersiniz içki içelim, dans edelim, vur patlasın, çal oynasın. Kime benzedin? Hristiyan'a benzedin. Az önce dua ettin Allah'a ya, fatiha okudun. Duada Hristiyanlar amen diyorlar. Sen niye amin diyorsun? Bak farkını görüyorsun. Biz benzemiyoruz onlara. Ama şu, ce, şu tahakkuk ediyor. Şu tahakkuk ediyor. لَتَتَّبِعَنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sünene de var, senene de var rivayette. Şibran bi şibrin ve ziraan bi zirain. hatta lev dehalu cuhra dabbin lettebatumuhum kulna ya rasulallah el yahud ve nasara kale öyle bir zaman gelecek ki sizden öncekilerin gittiği yolu karış karış zira zira takip edeceksiniz onlar kertenkele deliğine girse de siz de kertenkele deliğine gireceksiniz ya rasulallah kim bunlar kimi takip edeceğiz Yahudiler Hristiyanlar mı? Ya kim olacak? Ya kim olacak? Onları taklit edeceksiniz. Senen, sübül, minhaç, sünnet, tarık yol manasına geliyor. Ya Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Gelelim bugünkü içki, kumar, falokları bunlar hepsi haram kılınmış. Maide suresi 90. ayette Allah buyuruyor ki Estağfirullah ya yellezina amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan fectenibuhu tuflihun. İçki, kumar, putlar, falokları şeytanın pisliklerinden bir pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluş eresiniz. Bu gece değil sadece Müslüman içkiyi ağzına süremez. Böyle başlıyor müptela bağımlılık. Ondan sonra kurtulamıyoruz. Çocuklarımızı kurtaramıyoruz. Uyuşturucu aldığı söyleniyor. Bak bir kızımızı öldürdüler. Öğretim üyesi, akademisyen. Katil uyuşturucuyla gidiyor. Aklı yerinde değil. Fikri yerinde değil. Dengesini kaybetmiş. Alkol, uyuşturucu toplumu ifsad ediyor. Ama biz reklamını yapmaya başlıyoruz. Piyango dediğin helal bir para bir emek sarf edersin. Hani alın teri, hani emekçi, hani işçi, hani memur. Neyin kuyruğundasın? Neyin kuyruğundasın? Caminin etrafını üç defa turladım diyor. Caminin etrafını üç defa turladım. Niçin turladın? Piyangodan ellilik yüzlük bilet almak için. Allah aşkına bugüne kadar hiç camiye girdin mi? Camiye namaz için telaşlanıp üç tur attın mı? çıktığını kabul et. Kimin parası? Ortaya konan paralar. Veren de razı, alan da razı diyor. Zinada da öyle. Kumarda da öyle. İçkide de öyle. Ne kılıf arıyorsun? Hayır yapacakmış. Camiye yardım et. Hadi oradan. Senin camiye yardım yapmana ihtiyaç yok. Caminin parası senin paranı almaya da ihtiyacı yok. Senin paranı bilerek alırsa zaten camide günahkar olur. Veremez. Hayır yapamazsın o parayla. Haramla hayır yapamaz. Bütün bunlardan sonra hocam 2021 yılı yılbaşı tebrik etmek. Bir başkasına işte ne bileyim takvimdi bilmem neydi masa e, aksesuardı hediye almak vesaire bunlar. Bunu yeni yıla giriyoruz biz. 365 gün her gününü kullanacağımız yeni bir yıla giriyoruz. 2020'nin muhasebesini yaparım. 2021 için dua ederim, dilekte bulunurum. Yeni bir ayı gördüğünde peygamberimiz dua ediyor, dilekte bulunuyordu. Ben de bulunurum. Ya Rabb'i bu güz yılımızı güzel eyle. Bereketli eyle. Kazadan beladan, hastalıklardan, korona belasından uzak eyle. Bana sağlık ver. Zenginlik ver, bolluk ver, bereket ver, güzel bir şey. Her gün bunu yapıyorum zaten. Yeni bir yıl için de bunu yaparım. Hayırlı yıllar derim. Bir başkası bana hayırlı yıllar tebrik gönderebilir. Ben mesaj gönderebilirim. Bunda hiçbir sakınca yok. Niye? Kullanıyoruz biz bu takvimi zaten. Benim gece gündüz en çok yazdığım tarih tarih. Her toplantıda tarih yazıyorum ben. Sürekli bunu kullanacağım. Bazen Hicri tarihte kullanıyorum. Ama bu bizim artık takvimimiz olmuşsa bu günü biz yok sayamayız arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yılbaşı tebrikleşmesi Yıl başında efendim iyi niyetler, yıl başında e, herhangi birine hayırlı olsun demenin hiçbir sakıncası olmaz, olmamalı. Ama ben hiçbir dinin, hiçbir milletin isterse dini olmasın başkasının yaptığını taklit edemem. Bu bir özentidir. Kendi kimliğinden uzaklaşmaktır. Benim bayramım var. Benim mübarek gün ve gecelerim var. Benim kutsal günüm var, kutsal değerlerim var, başka bir şeye kutsallık atletmem. Şunu da söyleyeyim, madem bu kadar konuştum, bu yılbaşına özel olsun. Kurban bayramında kesilen hayvanlar için feryat edenler, kesilen çam ağaçlarını hiç gündeme getirmiyorlar yılbaşında. Kurban bayramında kesilen hayvanlara feryat edenler, kesilen hindileri hiç, hiç mi hiç? Bir köşe aslında bile görmedi. Hayvan savunucularında görmedi. Bu aydın değil bunlar. Bunlar iki yüzlüdür. Kurban bayramında hayvan haklarını hatırlatıp yılbaşında kesilen hindiler için hayvan haklarını hatırlatmıyorsa iki yüzlüdür. Bu aydın sayılmaz. Bu yüzünü de kalbini de imanını batıya dönmektir. Tamamen taklitçidir. Tamamen onlardan beslenen tiplerdir. Bir insanın vatanı için, milleti için, dini için kendine ait değerleri olması lazım. Değeriniz yoksa, kendi değeriniz yoksa başka size değer vermez. Bizi taklit etsinler. Bir dönem öyleydi. Bizi taklit ediyorlardı. Şimdi taklit eder, duruma düştük. Rabbim güç kuvvet versin de onlar bize özensinler. Bizden alınacak da çok güzel Huylar var, davranışlar var, gelenekler, görenekler var. Onları da iyi değerlendirmek lazım. Gençlere, çocuklara da bayramları hatırlatmak lazım. Bu gece gençler şunu soruyorlar tabii. Bu gece ne yapalım? Bu gece erken yatmak daha doğru ama gençlerin uykusu gelmiyor. Bilmem ne internet şurada burada dolaşırken kötü şeyler görmek yerine güzel sohbetler var. Bu akşam bizim de. Saat 9-10 arasında Instagram'da Sedat Uçan'la bir programımız var, onu da hatırlatalım. Mekke'nin fethi üzerine, yılbaşı üzerine konuşacağız. İnşallah faydalı şeyleri izleyebiliriz. Mümkün mertebede namazımızla, abdestimizle yatarız, sabah namazına kalkmak üzere.